Merhaba arkadaşlar. Üçgende açılar testinin son testi olan test 5'te birinci sorudan hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bakın bir iç açıortay yani şuradaki üçgene göre ADC üçgenine göre bir iç açıortay. Gene aynı üçgene göre bir dış açıortay. Bir iç açı ile bir dış açının buluştuğu yere dış teğet çember merkez diyorduk. Hatta tamamlamamız gerekiyorsa üçüncü köşeden de gelecek olan bir dış açıortay olacaktır. Bu şekilde tamamlamış oldum. Peki buradaki açımız 75 ise bu tam çaprazındaki açımız 2 kat oluyordu. 70 derece alıyordu. Bir özelliğimiz vardı oradan kaynaklı. Burada soruda verilmeyi unutulmuş. Burada DE doğru parçası ile BC doğru parçası paralel durumdadır. Paralel olduğundan buradaki açıyla yöndeş olacaktır. Burası da 70 derecedir. Ve x'imize de 110 derece kalacaktır. Cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda bakın bizim için burada önemli olan E noktası hakkında ABC üçgeninin iç teğet çember merkezi. Yani iç teğet çember merkezi ne oluyordu? Bakın şu nokta iç açıortayların buluşma noktasıydı. O zaman köşelerden gelen her şey buraya bu noktaya E köşesine gelen her şey açı ortay olmak durumunda. O zaman ben buraya da x der miyim? Derim. Buraya da 30 derece der miyim? Derim. Böyle deyince bakınız şurası burada bir ikizkenarlık oluşuyor. Burada 30 varsa geriye 150 kalıyor. Buraya 75. 75 kalıyor. Burada da bakın 2 iç 1 dış yapacaktır. O zaman x'e kaç derece kalmış olacak? 45 derece. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Burada da gene bakınız E noktasının iç teğet çember merkezi, D noktasında gene dış teğet çember merkezi olduklarını söylemiş. Bunlarla ilgili formüllerimiz vardı. Bu arada o zaman bu köşelerden gelen her şey ne olmalı? Şöyle açıortay olmalı. Aynı zamanda burada da bakınız köşelerden gelen iki dış açıortay, değil mi? Şu şekilde gösterelim. Bunların da ne olduğunu söylemiştik. Dış açıortay. İki tane dış açıortay yan gittiği yere dış teğet çember merkezi. İç açıortayların gittiği yere de ne diyoruz? İç teğet çember merkezi diyoruz. Bu arada bakınız şurada küçük bir nüans var. Buradaki ben AA desem buraya da BB diyecek olsam iki tane A iki tane B ne yapar? 180 yapacaktır. 1A 1B yani burada açıortayların ortasında kalan açımız 90 derece olacaktır. Aynı durum burada da yaşanacak. Burası da 90 oldu. O zaman şurada oluşan dörtgenimizdeki iki açının 180 olduğu bilgisi var. 90 burada, 90 burada. O zaman diğer iki açı da yine 180 olmak durumunda 360'a tamamlayacaklar. Onun için 130'u 180'e tamamlayan açımız 50 derecedir. Böyle kolay bir şekilde çözmüş olduk. Cevabımız Denizli. Dördüncü sorumuza geldik. Bakın sanki açı ortayı andıran iki tane eşit açı var. Ama bunlar yan yana olmazsa ne olmaz? Açı ortay gözüyle bakıp o işlemleri yapamayız. Peki bunları yan yana almanın en kolay yolu nedir? Arkadaşlar ters açı uygulamasıdır. Bakın şuradaki kenarı şöyle uzatalım. Bakın ters açı oldu mu? Yani burası noktalıysa burası da noktalı olacak mı? Evet. Bakın iki eşit açıyı yan yana taşıdım ve şuradakinin şu üçgen için dış açı ortay olduğunu farkına varmış oldum. Aynısını diğer tarafa da yapalım. Bakın şöyle uzattım. Ters açıdan hemen burası çizgiliyse burası da çizgili dedim. Ve burası da dış açı ortay oldu. O zaman iki tane dış açı ortayın buluştuğu yere dış teğet çember merkezi diyoruz. Peki bu dış teğet çember merkezinin kendine ait bir formülümüz vardı. Ne yapıyorduk? 90 artı bu açının tepesindeki açının yarısı. Bu açıyı ben 2'ye böldüğüm an bu açıya eşdeğer oluyordu. O zaman bu şekilde bakınız formülümü kurdum. O zaman şuradaki ifadeyi şöyle alıp bu tarafa atayım. Şu 5'i de bu tarafa atayım. 5'i buraya alınca 85. Burasını da böyle attığımız zaman bakın burasının 5x bölü 2. Buranın da 85 olduğunu görüyorum. Burada sadeleşenler var. Şu 5 ile bu sadeleştirdiğimizde 13 kalacaktır. O zaman x dediğimiz açımızın 26 derece olduğunu görüyoruz. Ama sonuçlarda yok. Evet burada yanlış bir işlem yapmışım. Hemen şunu temizleyelim. Şurası ne olacak? 85'i 5'e böldük. Cevabımız 17 geliyor. O zaman yine burayı da temizleyelim. Evet 17 ile de 2'yi çarptığımızda sonucumuza gelecek. 34 gelecek.
34 derece ama şıklarda yok. Demek ki şıklarda bir hata yapılmış. Şunu değiştirelim ya da cevap şıkkıyla değiştirebilirsiniz. Ben bunu 34 yaptım ve E şıkkını işaretledim. Cevap şıkkının ne olduğunu şu anda bilmiyorum. Beşinci sorumuza geldik. Evet, beşinci sorumuzda bakın iki tane iç açıortayın burada buluştuğunu gördük. Buluştuğundan dolayı şuradaki hemen açıyı bulabiliriz. Ne yapıyorduk? 90'a bu açının tepesindeki açının yarısını ekliyorduk. Bunun yarısı nedir? 35. Ne yaptı burası? Komple 125 yaptı. Burası 125 ise hemen yan tarafımız nedir arkadaşlar? 55 derecedir demiş olduk. Pekala. Bize başka ipuçları vermiş. Ne vermiş? Mesela CF'nin evet, CF'nin EF'ye eşit olduğunu söylemiş. Bir de sorunun geneline baktığımız zaman şurada bir inen, şurada köşeden inen açıortayın aynı zamanda diklik olduğunu geliyor, görüyoruz. Hemen aklıma daki geliyor. Diklik aynı zamanda açıortay oluyorsa aynı zamanda kenarortay ve ikizkenar üçgen olacaktır. O zaman burasının kenarortay olduğunu biliyoruz ve bu üçgen ikizkenar olmuş oluyor. O zaman burası 70 ise burası da 70 olacak. Burası 35, 35. Bunu 55'ten de bulabilirdik bu arada. Ama bizim için en önemli şey burada kenarortay olduğudur. Kenarortay olduğunu görünce bakın şuradaki FD, bakın şöyle üstünden geçeyim. FD doğrusunun hem EF'yi, FC'yi böyle ikiye böldüğünü, aynı zamanda bakın AD ile CD'yi de böyle ikiye böldüğünü görüyoruz. O zaman burası bizim için bir adet orta tabandır. Alt tabana ne olacaktır? Alt taban burası buraya paralel olacaktır. Burası 90 ise burası da 90. Burası 55 ise burası da 55 diyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Cevabımız Denizli. Altıncı sorumuzda bakın yan yana böyle duran açılarımız var. Yan yana duran açı sorularında bunlar genelde tamamlanır. Yani 180 dereceye tamamlanır. Ben size iki yoldan çözeceğim cevabını. Bakınız birinci yoldan hemen başlayalım. Bu şekilde ben bu doğruyu tamamlatmak istiyorum. Bu doğruyu uzattım o yüzden. Aynı şekilde buradan da tamamlatmak istiyorum. Böyle yapınca burasının da 50 olduğunu görüyorsunuz. Yani bir adet açıortay çıktı. Ama şuradaki üçgene göre dış açıortay. Peki bunu da yine 180'e tamamladığımızda buranın da 80 olduğunu görüyorsunuz. Demek ki burası da bir dış açıortay. İki tane dış açıortayın buluştuğu yere dışdöşeğe çember merkezi diyorduk. Burada olan açılarla ilgili buradaki açımız x ise tam çapraz üçgen içerisinde kalan kısım 2x oluyordu. O zaman yani burası 80 ise burası 40 olarak söyleyebiliriz. Bu birinci çözümümüz oldu. Ben şimdi bunları şöyle temizleyelim. Bir de ikinci bir çözüm daha yapalım. Evet. Şimdi bakınız arkadaşlar. İç açıları bulmaya çalışıyorum. 80, 50. Burası da ne yapar? 50. Burada bir ikizkenarlık geldi mi? Evet. Aynı şekilde burada 20, 80, 100 yapar. Buraya da ne kaldı? 80 kaldı. O zaman burada da bir yine ikizkenarlık var mı? Var. En son şunu görmenizi istiyorum. Bakın üstünden geçiyorum. Bakın şu kenarla şu kenar eşit mi? Eşit. Burada tepe noktasındaki açımız nedir? 100. 100 de geriye 80 kalıyor. O zaman 40'ı buraya, 40'ı burada olacak. Bu şekilde de arkadaşlar 40 bulmuş oluyoruz. Cevabımız Denizli'dir. 7. sorumuza geldik. Arkadaşlar hakikaten çok güzel bir soru. Bakın bu şeklin aynısının eşiğinin 90 derece döndürülmüş hali. Burada köşegenin çizildiğinde burada köşegeni oluşturduğu açı soruyor. Bu köşegen diğerinde de çizecek olursak şu şekilde her şey 90 derece dönüyor. Köşegen de 90 derece dönüyor. O zaman buradaki burası açımız 90'dır ve buradaki uzunlukla aynı köşegen olduğundan eşittir. Ve ben hemen bu şekilde birleştiriyorum. Ve böylelikle 45, 45, 90 üçgeni oluşmuş olacak. Yani şuradaki açımız 45, şurası da 45'tir demiş olduk. Pekala. Şurada bir açı parçası daha kaldı. Eğer ben bu açıyı da bulursam 45 ile toplar eksi nedenini söyle. Şimdi bu tarz sorularda bakınız bana ne vermiş? Kenar uzunluğu vermiş değil mi? Kenar uzunlukları verilmişse demek ki bu bir özel üçgen. Özel üçgenlerdeki oranları yakalamamızı istiyor. Ben bakıyorum ki şurayı biliyorum. Burası 2 kök 3
Eksi 2. Şuranın ne olduğunu bilmiyorum. Ondan dolayı bu üçgen işimi görmüyor. O zaman biraz daha üçgeni geniş düşüneyim. Üçgeni büyüteyim. Bakın şöyle aldım. Ve şuradan da birleştirdim. Şöyle bir dik üçgen oluşturdum. Şuradaki parçamız nedir arkadaşlar? Şuradaki uzunluğun aynısı. Burası şu uzun kenar olmuş oluyor. 2 artı artı 2 kök 3. Bu şekilde yaptım da şu kenarlar eksi 2 artı 2'yi götürecek. Burasının 4 kök 3 olduğu ortaya çıktı. Ben bir de şu kenarı merak ediyorum. Onu da bulalım. Bu da uzun kenardan, bakınız 2 artı 2 kök 3'ten şuradaki kısa kenarı çıkartarak bulacağız. 2 kök 3 eksi 2. Bunu çıkarttığım zaman cevabımız ne geliyor? 4 geliyor. Bu üçgen tanıdık geldi mi arkadaşlar? Bakınız 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı k iken 60'ın karşısında ne oluyordu? K kök 3 oluyordu. Aynısı burada var mı? Var. O zaman ne diyeceğiz? Burası bizim 30, 60, 90 üçgenimizdir. Buradaki açımız 30 derece. Burası da 60 derecedir. Ama bize şurayı soruyor. 30, 45 daha topladığımızda 75 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Testimizin son sorusu olan 8. sorudayız. Burada soruya bakar bakmaz hemen şunu görebiliyorum. İnşallah sizler de görürsünüz. Bakınız burada bir bumerang üçgeni var. Demek ki soru buradan gelecek. Şu içerideki açıları toplayacağım. Dışarıdaki açıya eşitleyeceğim. Peki bu dışarıdaki açılar ne? Katlanma sonucunda burada oluşan, bakınız ben bu açıya alfa diyorum. O açı buraya geliyor değil mi? Alfa oluyor. Buradaki açıya da beta diyelim. Buradaki açı da katlanma sonucunda buraya gelecektir. Pekala. Şimdi ben şu içerideki açıları toplayalım ve şurada yeni oluşan açıma eşitleyelim. X var. 20, 30 daha 50 eşitledim. Alfa artı beta artı 10. Peki ben başka ne biliyorum arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3 açının toplamında 180 olduğunu biliyorum. Yani x artı alfa artı beta ne yapar? 180 derece yapar. O zaman ben şöyle yapsam mı? Eksi parantezinde alfa artı beta yazabilir miyim? Evet. O zaman şuraya yazıyorum. 180 eksi alfa artı beta. Artık x yok, bu var. Peki bu alfa artı beta'yı öbür tarafa alsam eksi bu artı olarak geçecek. O zaman bu tarafta ne oldu? 2 parantezinde alfa artı beta olmuş oldu. Buradaki 10'u da bu tarafa atıyorum. Burada ne vardı? 180, 50 daha 230. Onu bu tarafa atlarsam 220 oldu. O zaman buradan alfa artı beta ifademiz ne gelecek? 110 derece gelmiş olacak. Biz alfa artı beta'yı bakınız 110 olduğunu biliyoruz. Şurada zaten x'in alfa beta türünden cinsini bulmuştuk. 180'den de 110'u çıkartırsak 70 derece olarak x'imizi buluruz. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Testimizi bitirmiş olduk. İyi günler diliyorum size.